Hakan Albayrak, Hüseyin Çelik'in makalesine dair. Eski bakanlardan Hüseyin Çelik, AK Parti idaresindeki Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki seyri seferine dair bir makale kaleme aldı. Çelik'in kendi internet sitesinde yer alan makalenin hülasası şu. AK Parti Türkiye'yi içine kapanık bir ülke olmaktan çıkarıp hem batıda hem de İslam aleminde saygı gören, uluslararası krizlerde ara buluculuk yapan esaslı bir küresel aktör haline getirmişti. Bugünse Türkiye batı nezdinde saygı değer değil zoraki katlanılan bir muhatap, İslam dünyasında parlak bir yıldız olma özelliğini de yitirdi yitiriyor. Bunda Türkiye'nin tasarrufu ve arzusu dışında meydana gelen uluslararası gelişmelerin elbette tesiri vardır ama biz nerede hata yaptık diye sormamızı gerektiren bir durumun varlığını da yatsıyamayız. İnce elenip sık dokunarak yazılmış bir makale. Ölçülü bir dil, dikkatli bir üslup. Yine de rahatsız etti beni. Rahatsız etti çünkü Türkiye'nin tasarrufu ve arzusu dışındaki uluslararası gelişmelerin hakkını yeterince teslim etmeyip bizim hatalarımız olmasaydı iş buralara varmazdı algısını besliyor. Üstelik Hüseyin Çelik hata olarak gördüğü şeylerin adını koymaktan geri durarak, duygusal gibi tüyolar vermekle yetinerek, Van çıkışı ve Suriye devrimine destek gibi fevkalade şerefli ve gerekli davranışları da zan altında bırakıyor. Suriye'deki savaşın dış siyasetimizdeki komplikasyonlarını, mesela PYD'ye desteğinden ötürü Amerika ile ilişkilerimizin gerilmesini ele alalım. Bunu ancak Suriye'de taraf tutmamayı ve Rusya-İran-Amerika tezgahlarında öğütülmeyi kabul etmek suretiyle önleyebilirdik. PKK'nın ateşkesi bozması ve tarihinin en şiddetli saldırılarına girişmesi de artık yaygın bir şekilde kabul edildiği gibi Suriye denkleminden kaynaklanan bir sorun. Ne yapsaydı Türkiye? PKK ile ateşkesi korumak ve batıda Kürtleri katleden diktatörlük propagandasına yol açmamak adına Suriye'de bir PYD, Düpedüz PKK devleti kurulmasına göz yumarak Türkmenlerle Arapların etnik temizliğe uğramasını ve Türkiye'nin bugünkünden çok daha kuvvetli bir PKK tehdidiyle karşı karşıya kalmasına yol açacak şartların oluşmasını sineye mi çekseydi? Veya İran Araplarla birleşerek gücüne güç katma istidadı gösteren Türkiye'nin önünü kesmek için Irak ve Suriye'de bir hat oluşturduğunu haykırırken o hatta öpüp başının üstüne mi koysaydı? Suriye'de işler çığırından çıkmasın diye 6 ay boyunca canla başla uğraşan Esed rejimini ve onun arkasındaki İran'ı barışçı bir çözüme ikna etmek için elinden gelen her şeyi, kesinlikle her şeyi yapan Türkiye. Buna muvaffak olamadığı yerde devrimi desteklemekten başka bir seçeneğe sahip değildi. Sadece duygusallığın değil, realizmin de gereğiydi bu. Evet, Türkiye Filistin ile İsrail arasında ara buluculuk yapıyordu. Müzakerelerin orta yerinde İsrail Gazze'de katliama girişti ve Erdoğan İsrail'e mecburen one minute dedi. Türkiye'nin İslam aleminde parlamasından memnunsak one minute'den de memnun olmalıyız. Zira o parlamayı büyük ölçüde one minute'e borçluyuz. Gazze'nin açlıktan ölmeye terk edilişini hazmedemeyen maşeri vicdanın temsilcisi Mavi Marmara'nın saldırıya uğramasına hükümetin gösterdiği tepkide kaçınılmaz bir gereklilikti ve bu tepki de Türkiye'nin İslam alemindeki parlaklığını besledi. Şu da geçsin kayıtlara. İsrail bugün Hamas'la uzun süreli ateşkes karşılığında Gazze ablukasını kaldırmayı prensipte kabul edecek noktaya gelmişse, bunda Van minute ve Mavi Marmara süreçlerinin payı olsa gerek. İsrail ve dolayısıyla Batı ile ilişkilerimizin gerilmesine değdi yani. Gezi krizinin yönetimindeki veya paralel devlet yapılanmasıyla mücadelede sergilenen bazı tavırların Batı ile ilişkiler üzerindeki tesirine gelince. Yerim doldu. Devamı nasipse yarın. Hakanal Bayrak Karar